Zühtü Paşa'm, mekteplerle alakalı mevzu ne durumdadır? Hünkârım, katiplerimiz mekteplerin üstüne çalışıyordu. Lakin mektepler için ziyadesiyle para lazım. Marif Nazırlığımızın bütçesi ortada. Ben de çalışmayı şimdilik durdurdum. Siz işleri yapmamaya bahane ararsınız. Biz memlekete hizmet için bahane ararız. İyi bahane üretenler ekseri iyi şeyler başaramazlar. Hünkârım, nezaretin bütçesi... Paşa! Biz burada ne için varız? Size mektepler kaç paraya açılır diye soran mı oldu? Bu sebeple mi muhasebeci gibi bütçe tertip edersiniz? Zannımca vazife size ağır geldi paşa. Ya gayret edersiniz yahut mührü teslim edersiniz. Gayret edeceğim sultanım. Paşam, maben katipleriyle konuşunuz. Mekteplerle alakalı çalışmaya başlasınlar. Mekteplerin bütçesi hazine-i hassadan karşılanacak. Benim hanımlarımın ve evlatlarımın hatta mümkünse siz paşalarımın serveti bu mekteplere taş olacak. İlim kapısından geçecek evlatlarımızın hayrı yıllarca amel defterlerinize kaydolacak. Başka sözü olan? Hünkârım, İngiliz sömürgelerinde sahte şeyhler ve dini hareketler türemeye başlamış. Hilafetin manasız olduğunu söylerlermiş. Ondan da vahimi İslam akaidine ters işler dönmekteymiş. Bize de istihbaratı geldi. Malumumuz var. Hint etrafında da haşhaşi benzeri bir topluluk varmış. Müritlerine devlet kademelerinde vazifeler vaat edermiş hünkârım. Kemalettin Paşa, kim oldukları tespit edilsin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, Hindistan İngiliz sömürgesi. Biz müdahale etmeye kalkarsak iç işlerine karışmış olmaz mıyız? Biz hangi makamda otururuz paşa? Hilafet. O halde dünyadaki tüm Müslümanları korumak bizim görevimiz, bizim vazifemiz. Dini İslam'a gelebilecek her lekenin sebebi izin verdiğimiz için biz oluruz. İşte bu sebeple nerede bir Müslüman yaşıyorsa biz orada olacağız. Onların İslam'ı nasıl temsil ettikleriyle de alakadar olacağız. Hünkârımız, dünyamız çok büyük. Müslümanlar artık her yerde. Londra'da, Paris'te, hatta Amerika'da. Bu demektir ki paşa, biz de oradayız. Şeyhülislam Efendi. Buyurun hünkârım. Medrese talebelerini dünyanın dört bir yanına göndermiş. Her cenahta Müslümanlara ulaşsınlar. Onların hallerini, hatırlarını sorsunlar. Şikayetlerini dinlesinler. Batı yalnızca bizim askerimizle, ekonomimizle savaş halinde değildir. Batı aynı zamanda bizim dinimizle, medeniyetimizle de savaş halindedir. İslami düsturları bozmanın peşindedir. Hünkârım, ne surette bozacaklar? 1300 yıldır değişmeyen akaidi. Eğer biz uyanık olmazsak, gün doğduğunda dilinde İslam olan, yemek yiyiş, oturuşu, giyinişi, ticareti, ilmiyle bambaşka bir ümmetle karşılaşırız. İşte Hint diyarında birileri çıkıyor. İslam adına dünyalık vaat ediyor. Din tüccarlığı yapıyor. Bir şeyin ticaretini yapan onu satar. Ve sattığı şey artık kendisinin değildir. Din tüccarlığı yapanın dini yoktur. Bizim devletimiz de milletimiz de dinine saf ve temiz duygularla bağlıdır. Kadimden beri düşmanlarımız bizi din üzerinden çözmeye çalışmıştır. İslam'a saldırmıştır. Paşalarım, biz Yunan'ı harp cephesine mağlup ettik. Lakin Müslüman'ın cephesi kapanmaz. Bu öyle bir harptir ki
topla, gülleyle, kılıçla, tüfekle yapılandan öte bir ruh harbidir. Önce ruhlar tutsak olur ve yenilir. Sonra ekonomik cephede. Sonra askeri cephede. Sonra siyaset cephesinde kaybedişler başlar. Biz ruhumuzu Allah'a kul etmişiz. Allah'a kul olan başkasına kul olmaz. Allah'a kul olan kimseye boyun eğmez. Allah'a kul olan asla ölmez. Tutsaklık yok. Korkaklık yok. Kaybediş yok. Ya bunlara iman edip var olacağız. Ya da bize bildirilenlere amel etmediğimiz için boğulacağız.